Jogo Atletik sunar. Jogo'nun sponsorluğunda gerçekleştirilen Halıdan Sahaya Kocaeli'den herkese selamlar. Kocaeli'de öyle bir heyecan fırtınası var ki tam bir futbol şöleni yaşanıyor desek bu sene tam da üstüne basmış oluruz. Ve Kocaeli'de artık herkesin, yoldan geçenlerin tanıdığı, muhtar olsa aday olsa muhtar seçilir diyebileceğimiz sevgili Burak Çekirdekçi ile Kocaeli'yi konuşacağız. Kocaeli'de nasıl bir futbol şöleni vardı? Kocaeli'de şu an için çok güzel başladık. Pandemiden sonra müthiş bir ivme yakaladık. O şekilde devam ediyoruz. Futbol olarak da gerçekten takımlarımız çok iyi futbol oynuyorlar. Biraz üstlerine koymaları lazım sadece. Biraz daha kadro yapısı olarak daha iyi bir kadro yapısında bulunursa takımlar. Türkiye şampiyonu inşallah bu sene Kocaeli'den çıkartırız diye düşünüyorum. Biz de nasip diyelim. Biraz daha politik yaklaşalım bu cevaba. İnşallahlar, maşallahlar sizlere kalsın diyorum. Kocaeli'de haftalık 40'lı 45'li baranaklara yaklaştık neredeyse maç sayılarında. Gerçekten bu da ciddi anlamda Kocaeli halkının futbol olan özlemini ve sevgisini bizlere göstermiş oluyor. Peki sevgili Burak, Kocaeli'ye döndüğümüzde iki konferansımız var. Bu iki konferans arasında da yine değerlendirmeler yapacağız ama dikkat çeken takımlar hangileriydi? İki konferans bazında baktığımızda şu an için siyah konferanstan bahsedecek olursam Kirazlıkent takımı tabii ki dikkat çekiyor. Ligin lideri ve 36 maçta 280 gol attılar. Kaç gol? 280. 36 maçta 280 gol. Çok büyük bir oran. Kalecileri mi yoktu rakiplerin? Rakiplerin kalecileri vardı da biraz ileri hatları güçlü. Zaten gol krallığında da ilk 5 sırada 3 tane oyuncusu var. Gayet yeni kurulan bir takım ama çok iyi tempo yaptılar bu sene. 280 gol attılar. Şampiyonluğun da en büyük adaylarından biri. Lider oldukları için mi yoksa gerçekten çok iyi futbol oynadıkları için mi? Yani çok iyi futbol oynadıklarını söyleyemem ama iyi futbol oynuyorlar. Çok iyi değiller. Takviye yaparlarsa çok iyi futbol oynayabilirler. Şimdi benim kafamda bir soru işareti oluştu Burak. Bu tip takımlar farklı illerde de ben hep görüyorum. Böyle tam birebir rakipleriyle derbi maçları yaparak mı attılar bu golleri ve topladılar yoksa ligin orta sıralarıyla mı maç yaptılar? Şöyle Mustafa abi, maalesef ligin orta ve düşük sıralarındaki takımlarla maç yaparak. Yani şuraya arkadaşlardan rica ediyorum. Benim hemen şu soluma yine yanılmadı diye şöyle bir başlık atarlarsa sevinirim. O kadar da olsun, bu kadar yıllık tecrübe var. Kesinlikle abi. Tecrübe. Kaçıyorlar mı? Kaçıyorlar mı? Yani ben konuştum kendileriyle. Çünkü dedim size hani çok böyle bir teklif var, oynamak istiyorlar. Hani siz de niye oynamak istemiyorsunuz diye. Bizim dediler stratejimiz bu şekilde. Biz dediler playoff'a kadar böyle oynayacağız. Kirazlıkent dedi mi? Doğru anladım. Kirazlıkent. Kirazlıkent evet. Kirazlıkent. Güçlü takımlarla oynayacağız dediler ama herkesle oynamayacağız dediler. Bakalım, bekliyorum ben de yani neler yaşayacağız. Ben buradan sevgili Kocaeli Ligi'ne bir mesaj vermek istiyorum. Kirazlıkent takımı ligi lider bitirir. Yarı finalde karşısına gelen ilk takıma elenir. Güzel bir maniyle Kirazlıkent'i bırakıp diğer takımımıza geçelim. Kirazlıkent'ten sonra abi Kızıl Elma takımı var. Onlar da şöyle kadroyu ligin tecrübeli oyuncularından, daha önce ligde bulunmuş, ligi bilen, ligin havasını bilen takım oyunculardan kurdular. Yeni bir isim ama kadro olarak eski bir kadro var. Başakşehir onlar yani. Da, İstanbul'da herkesin Süper Lig'de de son şampiyon Başakşehir gibi. Tecrübeli takımları kadroya dahil ettiler. Yeni kuruldular ve hedefe doğru yürüyorlar. Kızıl Elma aynı o şekilde tarif ettiğin gibi. Onlar da çok iyi top oynuyorlar. Ayağa, göze hoş gelen futbol oynuyorlar. Onlar da hani ikinci sıradalar ama hani liderliği alırlardı isteseler. Çok rahat, ben öyle düşünüyorum. Ama maç sayısı olarak çok maç orta seviyediler şu an. Ama iyiler yani. Güçlü kadroları var. Peki diğer 3-4 takımı hızlıca sayabilir misin? Diğer 3-4 takımlarımızdan sayabileceğim tabii ki Döngel TK var. Ligin üçüncüsü şu an için çok da güçlü kadrolu olmasa da ama oyun olarak biraz daha iyi oynayabiliyorlar. Son maçlarına Trabzon 1461'e yenildiler. Orada biraz şaşırdık açıkçası. Trabzon 1461'de ligin yeni ekibi.
Ligin üçüncüsü Döngel PK takımına karşı bir galibiyet aldı. Orada çok kötü oynadılar gerçekten. Ben hiç beğenmemiştim takımı. Hı hı. Yani onları buradan uyarıyorum. Gerçekten ligin üçüncüsüysen ligin üçüncüsü gibi oynayacaksın. Öyle lige yeni katılan takımlara yenilmeyeceksin. Buraya da şunu rica ediyorum. Burak'tan salvolar. PK'dan sonra abi siyah konferans için söyleyebileceğim alkolik Bilbao takımı var. Onlar da 2-3 takviye yaptılar ve mağlubiyet serileri vardı gerçekten. Hani güçlü bir takım olmalarına rağmen bir mağlubiyet serileri vardı. Konsantrasyon eksikliği vardı. 2-3 transferden sonra onlar da bir galibiyet serisine bağladılar kendilerini. Gidiyorlar şu an üst sıralara doğru. Onun haricinde tabii ki Özdünler ve Dunilkin takımları var. Çok üstüne batacağım iki takım bu gerçekten. Maç sayısı olarak da yani 18-19 maç yapmışlar. Ve kesinlikle ligi en az bir 5. 4. sırada bitirecek gibiler. Yani öyle görünüyor. Ya playoff'a katıldıkları esnada sürprizlerine hazır olalım mı bu iki takımın? Kesinlikle öyle söylüyorum. Dünekin takımı biraz playoff'a geçen sene katılmıştı ama biraz eksikleri vardı. Çok iyi oynayamamışlardı. Bu sene gerçekten çok iyi transfer yaptılar. 3-4 tane direkt nokta transfer yaptılar ve üst sıralara doğru tırmanıyorlar zaten. Son maçlarında da Yeşil Konferans'ın lideri ALB Kuruçeşme'yi yendiler. Buradan onları da tebrik etmek lazım. ALG Kuruçeşme'de benim hatırladığım diğer konferansın en önemli şampiyonluk adayıydı. Yanlış hatırlamıyorum, evet, değil mi? Diğer konferansın lideri şu an bu seneki kadrosuyla bambaşka bir kadrosu var. Onları mağlup ettiler. Gerçekten o maçta çok keyifli bir maçtı. Özünler için de söyleyebileceğim daha tam anlamıyla odaklanırlar pandemiden sonra. Ancak onlar da biraz daha bu ligin üstüne düşerlerse şu an için 7. sıradalar ama yani ilk 3'e bile girebilecek potansiyelleri var. Biraz daha onların yüklenmelerini istiyorum açıkçası. O zaman hemen geçiyoruz diğer konferansımıza. Az önce bahsettiğimiz liderlik koltuğunda olan ALG ile başlıyoruz. İşte ALB Kuruçeşme şöyle yani maç sayısı olarak biraz fazla maç yapmışlar. 35 maçları var. 3 puan fark var Los Galacticos'ta. Son şampiyon Los Galacticos'ta. Yani biraz daha baktığımda, daha önceki kadrolarına baktığımda isim olarak çok çok üzerinde bir takım var şu an için. Los Galacticos son şampiyondu değil mi? Los Galacticos son şampiyon. ALB Kuruçeşme, yani lige geldiğinizde kime sorsanız Kocaeli Ligi'nde ALB Kuruçeşme'nin kadrosunu gerçekten tek tek sayabilecek seviyede. Yani herkesin tanıdığı oyuncular. Çok iddialı bir kadro o zaman. Çok iddialı bir takımları var ama tam oyun olarak o oyunu bizlere daha izlettiremediler diye düşünüyorum. Son mağlubiyetleri zaten gerçekten bizleri de şaşırttı biraz. Yani sonuç olarak lidersin, iyi bir takımsın, yenilmemen lazım. Hı hı. Ya tabii eksikleri vardı, olabilir, ona da bir şey demiyoruz. ALB Kuruçeşme'den de yani birkaç duyum aldım sadece, onu belirteyim buradan. Kaptanlar Hasan Yüce ile alakalı. Hasan Yüce gerçekten 6-7 sezondur ligimizde abi. Şampiyonluğu, evet, çok istiyor. Bu sene de hani en gollü sezonunu geçiriyor. Yaklaşık bir 20-22 golü var. Yani kendisi normalde defans mevkinde oynuyor ancak hani hiç o kadar gol daha önce anlatmamıştım yani kendisinden, görmemiştim de. Bu sene çok gol atıyor. Ama takımda böyle birkaç kıpırdamalar var. Sanki hani Hasan Yüce kaptan biraz kenara çekilse de hani onun yerine başka bir oyuncu gelse daha mı iyi oynarız tarzında biraz düşünceler var gibi sanki. Bir dakika, 22 yani gol atan... Bir saniye. 1 minute. 22 gol atan bir ismi takım istemiyor mu? Yani şöyle, oyun olarak tam o randımanı alamadılar galiba Hasan'dan. 22 golü var ama yani tam anlamıyla belki hani onun yerine monte edebilecek bir oyuncu veya Hasan Yüce tabii kaptan, yani o kendi istediği kadroyu kurabilir. Ona bir şey demiyorum ama belki de hani biraz çekilse kenara. Şimdi belki bir tık daha bir seviyede olabilir diye düşünebiliyorum. Şimdi burada bir es vermeni rica ediyorum ve burada devreye giriyorum. Sevgili Hasan Kaptan, bizim sevgili ekip arkadaşımız Burak Çekirdekçi kullanılarak senin üzerine oyunlar oynanıyor. Sırtını yasladığın takım arkadaşlarına dön de bir bak, seni neler bekliyor diyor ve tekrardan Çekirdekçi'ye dönüyoruz ve Hasan'ın boynuna ipi geçirdikten sonra geçiyoruz hemen Los Galacticos takımında son şampiyon,
liderin hemen ensesinde ve yine bu sezonun en büyük favorilerinden biri. Kesinlikle en büyük favorilerinden biri. Oyun olarak da bunları gayet hani söylemeye gerek yok. Oyun olarak da çok iyi top oynuyorlar. Şu an için belki son 2-3 maçında biraz sallantıda geçmiş olabilir ama hani genel olarak baktığımızda oyuncu transferi yaptılar. Tabii ki geçen sezon finali şampiyonaya gidecek kadro planlaması yapmaya çalışıyorlar bir yandan. Bu sezon için bir planlama oluşturuyorlar. Güçlü bir kadroları var zaten baktığımızda. Oyuncu olarak da tek tek oyuncu olarak da baktığımızda çok güçlüler. Bu sezon da gerçekten şampiyonun en büyük adaylarından biri. Onlar için çok söyleyecek bir şey yok. Zaten kendileri şampiyon takım. Şimdi tabii burada şununla konuşmak lazım. İki tane iyi takımın olduğu bir yerde geriye kalan takımların işleri çok kolay değil bu konferansta. Ama futbolun sürprizlere dayalı ve özellikle milyoner rakip bu liginde bunu sıkça yaşadığımız için de şunu söyleyebiliriz. Diğer alttan gelen takımlar bu iki takıma sürpriz yapması bizim ligimizde çok anormal bir durum değil, değil mi Burak? Kesinlikle geçen sezon playofflarda bunu zaten görmüştük. Yani geçen sezon da mesela ALB Kuruçeşme takımı finalist olabilirdi ama ilk elemede elendiler. Yani onlar şaşırtmıştı bizi. Bu alttan mesela baktığımızda abi şöyle söyleyebilirim sana sıralama olarak. Los Turcos takımı biraz daha üstüne koyarsa iyi bir takım. 3. sıradalar. Hı hı. Onlar zorlayabilirler. Ama daha çok zorlayabilecek olarak buradan baktığım KRFK takımı var. Hı hı. Yani onlar da gerçekten isim baktığımızda biraz tecrübe kokan bir takım. Yaş da var ancak tecrübeleriyle çok iyi oyun oynuyorlar. Hani üstlerine koyarak oynuyorlar. Forvetlerinde Ali Sak var. Oynuyordu kendisi. Transfer oldu gerçi şu an. Orta sahada İsmail Kar var. Çok iyi bir orta saha. Yani takım olarak da iyi oynuyorlar. Onlar yani ALB Kuruçeşme ile Los Galacticos'u zorlayabilecek takım olarak baktığımda KRFK'yı söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftanın Kocaeli'de sürprizi neydi? Kullar Yıldız takımı var. Geçen sezon yarı finalde elenmişti kendileri. Bir pandemi sürecinden sonra ilk defa geçen hafta oynadılar. Hı hı. Ve Siyah Konferans'ın ikincisi Kızıl Elma takımıyla oynadılar. Oradan da galip ayrıldılar 6-4'lü bir skorla. Bu bizi biraz şaşırtmıştı açıkçası. Hep yükselenleri konuştuk. Biraz da düşüşe geçenlere değinelim. Geçen hafta Kocaeli'de en düşükteki takım kimdi? Kızıl Elma takımı bizi çok şaşırttı. Gerçekten hani ikinci sırada bir takım. Yani böyle bir oyun bizlere izlettirmeleri bizi üzmüştü. Buradan Kızıl Elma takım kaptanı Yusuf Bey'e iletelim abi. Hani bir an önce toparlansınlar. Kızıl Elma takımı umarız bir an önce toparlanıp tekrardan ligimize dönersiniz diye ümit ediyoruz. Sevgili Burak, kulağımıza geldi. Görüntüleri izledik. Geçtiğimiz haftaya o nasıl bir damga vuruştur, nasıl bir kalitedir? O Lejin Çınarlı'nın forveti Serkan Er Yılmaz tam 4 gol attı karşılaşmada. Gerçekten çok güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Omuzunda biraz sakatlığı var kendisinin. Olmasa 10 gol mü atacaktı bir maçta? Yani omuzunda sakatlığı olmasa sanırım herhalde bir 8-9 atacak galiba. Dönüyoruz. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de oynanan müsabakaların birinde adeta bir Süper Lig, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi hatta uluslararası maç gibi bir izlenim vardı. Kocaeli'de yerel bir takım bir takıma flama hediye etti ve çok güzel görüntülere ve centilmenlik örneği gösterildi. Biraz anlatır mısın yaşanan olayları? Genç Akçova genç bir takım. Onlar da kendilerini bilerek oynuyorlar. Şampiyon sonuç olarak rakibi. Şampiyon takıma da böyle bir güzel bir hediye sundular maç önü. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada dikkat çeken olay neydi? Atletico Brothers takımının paylaşımları biraz daha iyiydi tabii ki diğerlerine göre. O yüzden geçen haftayı Atletico Brothers takımı kazandı sosyal medyada. Kocaeli'ye, Kocaeli halkına ve başta Burak olmak üzere Berkay kardeşimle birlikte çok teşekkür ediyorum bu güzel etkinlikleri gerçekleştirdikleri için ve Kocaeli halkına kocaman selamlar diliyorum.